Bu numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleme yapılmıştır? Neydi betimleme? Kelimelerle kelimelerle resim çizme. Bakalım cümlelere. Bu küçük yerleşim merkezindeki tüm caddeler hükümet konağının bulunduğu havuzlu meydana çıkıyordu. Betimleme yapılmış mı? Yapılmış. Hükümet konağı en azından 100 yıllık taş bir yapı idi. Betimleme yapılmış mı? Yapılmış. Bu binayı son devrin sadrazamlarından biri inşa ettirmişti. Betimleme yapılmış mı? Yapılmamış. Burada inşa ettirene dair bir bilgi vermiş. İnşa ettirene dair bilgi. Onun tam karşısında hükümet konağına göre çok yeni sayılabilecek belediye binası ve şehir parkı yer alıyordu. Betimleme var mı? Var. Parkın içinde yaz kış yeşilliğini koruyan elliye yakın büyük çam ağacı vardı. Betimleme var mı burada? Burada da betimlememiz mevcut. Sadece 3 numaralı cümlede betimleme yapılmamış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım yapılmıştır? Doğrudan anlatım neydi? Cümleyi cümleyi değiştirmeden aktarmak değiştirmeden tirmeden aktarmak. Bakalım cümlelerimize. Gürültünün yerine derin bir sessizlik almıştı. Hemen herkesin elinde ya kitap ya gazete vardı. Yan tarafında oturan üniversiteli olduğu anlaşılan genç bir kitaba dalmıştı. Biri çıkıp niye okuyorsun böyle kitapları diyebilirdi pekala. Böyle anlamsız bir soruya cevap vermeye gerek görmeden kitabı okumak gerekir. Parçadaki cümlelerde 1, 2, 3 ve 5. cümleler yazarın ya da bunları anlatan kişinin kendi düşünceleri. 4. cümlede ise başka bir kişinin düşüncelerini olduğu gibi, aldığı gibi, duyduğu gibi değiştirmeden bizlere aktarmış. Yani doğrudan anlatım yapmış. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş yani aşağıdakilerden hangisidir? Neymiş cümlelerimiz? Herbert öğretim işinde öğrencilerin ilgisi ve algısının önemli rol oynadığını sürer. Neymiş? Öğretim işinde öğrencinin ilgisi ve algısının önemli rol oynadığını öne sürüyormuş. Ona göre insan zihni duyu organları yoluyla edindiği algıları zihinde bulunanlarla karşılaştırır, değiştirir ve yeni bilgiler üretir. Modern dönemin eğitimcileri Herbart'ın bu görüşünü destekleyen uygulamaları faaliyete sokmuşlardır. Bu iki cümleyi şu şekilde tek cümlede birleştirebiliriz. Bu da bizim B seçeneğimizde mevcut. Öğretim yöntemlerinde öğrencilerin ilgi ve alanlarının önemli olduğunu belirten Herbart'ın bu görünüş, görüşüne modern eğitimciler destek olmuş ve bunu öğretimde kullanmışlardır şeklinde bu iki cümle birleştirilebiliyor. Aşağıda verilen örnek cümle ile yay araç içinde verilen kavramlardan hangileri birbiriyle ilgili değildir? Salonun büyüleyici ışıkları söndürüldü. Buradaki büyüleyici sözcüğü cümleye süslü bir anlatım katmış. Bilgisayarın başında gözünü kırpmadan aylardır uğraşıyordu. Gözünü kırpmadan uğraşması abartılı bir anlatım katmış. Gazeteciler günlük siyasi ve politik yazılara ağırlık veriyordu. Siyasi ve politik hemen hemen aynı anlama geldiği için burada bir Anlam karmaşası oluşmuş. Burada duru bir anlatım söz konusu değil. Bu cümleyi böyle kurmasaydım dediğim zamanlar olmuştur. Burada yazar içten gelen bir şeyi içinden geldiği gibi anlatmış. İçten bir anlatım söz konusu. Böyle bir günün getireceğinden çok götürdükleri tartışılmalıdır. Kapalı anlatım var mı? Var. Çünkü bugünün ne getireceği, ne götüreceği cümle içinde verilmemiş. Üstü örtülü bir şekilde bize ifade edilmiş. Yalnızca C seçeneğindeki parça ve yay ay ayraç içindeki kavram uyuşmuyor. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamcı doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Cümleleri okuyorum. Öğrencilerin sadece klasik yöntem ile işlenen derslerde konuyu anlamada güçlük çektikleri ve konuyu anlamak için başka ders materyalleri ve yöntemlerine ihtiyaç duydukları saptanmıştır öğrencilerin teknoloji derslerini iyi öğrenmelerine bağlı olarak atölye uygulamalarına daha başarılı oldukları bilgisayar destekli öğretimin teknoloji dersleri için faydalı olacağı ancak yine de konunun ilk önce öğretmen tarafından anlatılması gerektiği vurgulanmıştır. Baktığımızda parçalara bu iki cümleyi B seçenindeki cümle tek cümle haline getirebiliriz. Ders işleme yöntemlerinde ve materyallerinde değişiklik yanında bilgisayar destekli uygulamaları